mavi daha uygun aynen. Şu kırmızı çizgi şu mavi çizgi ile çakışmış gibi gösteriyor. Yani bunun seçim yönü de önemli. Mesela şunu yukarıya kaldırsam. Şimdi o kırmızı çizgiye dışarıya geldi. Şurayı biraz küçültelim. Yani seçtiğimiz yön de önemli. Okların yönü nasılsa öyle seçeceğiz. Hatayı gideremem. Çok önemli değil ama yapan yüzeyden ben bakacağım zaten nasıl olduğunu. Şurayı mesela yekpare bir çizgi yaptım. Diyelim. İç boş olduğu için orayı yapmamıştım ben. Büyük ihtimalle şu köşe. Şunları falan götürmek zaten çok kolay buralara kadar geldikten sonra. Delete Face ya da Replace Face de bunu çok rahat yapabilirsiniz. Bu da bir sıkıntı olmasın. Önemli olan orası. Şöyle burayı yekpare bir yüzey yapabilirsiniz. Bu şekilde bir seçenek bu da arkadaşlar. Radüsler üst üste geldiği zaman bunu kullanabiliyorsunuz. Şu mor kısmını bir değinelim. Bu 3 boyutlu körlü budama, bölme vesaire komutlarımız var. Bunu artık inceleye inceleye anlayacağız arkadaşlar. Daha çok elimiz yatacak, daha iyi kullanabileceğiz. Eksat geometriyi daha önce anlaşmıştık ama bir daha anlatalım. Bu çıkarmak demekti zaten. Kompozit kör vardı ya. Onu anlatalım. Eksat geometri çıkarmak demekti arkadaşlar. Arka planda ne var? Onları bir kullanalım. Onları kullanmaya çalışalım. Şimdi elimizde bir katı modelimiz var. Ya da yüzey model de olabilir. Bunları belli şeylerin çıkarmak için kullanılabilir. Kompozit kör dediğimiz çizgileri çıkarmak için kullanıyoruz bunu. Bu şekilde çizgilerini gri renkli bana verdim. Ctrl Z deyip geri alalım.
Sonra kompozit kör değil de point, yani noktaları çıkarmak için kullanabiliriz. Ya da datum düz yerlerini çıkarabiliriz. Face mesela yüzeyleri çıkarmak için. Gördüğünüz gibi silinlerin dışını bana verdi yüzey olarak. Parçanın elementlerini ondan çıkarmak için kullanıyoruz diyebiliriz. Bir trim body yapacağız mesela, orada kullanabiliriz bu yüzeyi. Bunları kullandıkça daha çok öğreneceğiz. Bol bol videolar izleyin, bol bol çalışmalar yapın. İzleye izleye kendinizi geliştirin arkadaşlar. Ölçü alma vesaire bir şeyler var. Onları da anlatayım. Şimdi arkadaşlar analiz kısmında da içimize yarayacak komutlar var. Class Selection dediğimiz bir yer var. Ona bakalım. Simple Distance'a girelim arkadaşlar. Şuradan yüzeyi seçtim. Gördüğünüz gibi alt noktadan aldı burayı. Alt noktadan mesafesini direkt olarak, çapraz olarak aldı. Mesela ben bunu kumpasla ölçeceğim diyelim. Geldim kumpasla şu yüzeyden şu yüzeyin toplam uzunluğunu, yani Y yönündeki uzunluğunu ölçeceğim. Şununla şunu. Genellikle şunları kullanırım. Measure Business. Measure Distance, pardon. Şimdi geldim, Project Distance var en çok kullandığım. Şu yüzeyi seçtim. Sonra geldim şu yüzeyi seçtim. Pardon, ilk vektörü seçecektim. Özür dilerim. Mesela kumpası böyle tutuyorum. Üstten tuttum kumpası. Şu iki yüzey arasındaki mesafeyi ölçeceğim. Bu yüzeyi seçtim. Sonra bu yüzeyi seçtim. Gördüğünüz gibi en kısa mesafe 96 milimetreymiş. Burada vektör tanıtmak çok önemli. Mesela bu vektörü şu yönde değil de şu yönde tanıtsaydım eğer, şu çizgiyle şu çizgi arasında 10 milimetre ölçecekti. Yani buradaki vektör önemli. Tekrar söylemiş olayım. Sonra minimum dereceyi vektör şöyle yapalım da daha iyi anlaşılsın. Bunun minimum ölçüsünü alacağız diyelim. Maksimum dersek zaten şu çizgiyle şu çizgiyi alacağım. Maksimum dersek şu şekilde şuradan ölçeceğiz. Project Distance böyleydi. Distance da şuradaki distance ile aynıydı. Şuradaki distance'ı ölçüyordu. Direkt ölçüsü neyse onu verir. Bu düzlem neyse onu verir direkt. Distance bu şekilde veriyor. Length dediğimiz çizgi uzunluğuydu zaten, biliyoruz onu. 4-5 tane çizgiyi seçebiliriz mesela. Diameter bildiğiniz gibi çap. Bu yüzeyi seçin, direkt çapını gösteriyor bize. Yay olduğu için, arka olduğu için, ya da öyle diyelim.
Çizgi üzerindeki noktalar, onları ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu noktadan şu noktanın ölçüsünü alıyor bize. Gibi seçeneklerimiz mevcut.